bizim bölgemizde ayçiçekte sulama olmadı mı verim alamaz. Verim alacaksa bir su, iki gübre. Yani bunları kesinlikle bol bol vermek zorunda. Bunları da zamanında çiftçiye verirse ne yağ sorunu kalır, un sorunu kalır, ne ekmek sorunu kalır, ne yem sorunu kalır. Ama çiftçisini zamanında desteklemesi lazım. Ayçiçek yağında %75 dışa bağımlıyız. Her yıl 3,5-4 milyar dolar civarında ithalat yapıyoruz. Bir kısmı ise katma değerli ürün olarak ihraç ediliyor. Dışa bağımlılık fiyat istikrarsızlığına neden oluyor. Özellikle son dönemde bu durum krize döndü. Geçtiğimiz senede girdi maliyetlerindeki artış ve kuraklık ayçiçek üretimini olumsuz etkiledi. Verimde %30'lara varan azalma oldu. Geçen sene kuraklıktan dolayı millet toprağı suya doyuramadı. Bu sene de maliyetten dolayı doyuramayacağız. Ayçiçek üretiminde rekolteyi en çok etkileyen sorun toprağın suyla buluşturulamaması. Özellikle Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin en büyük problemi su. Öncelikleki sorunumuz su sorunu. Aksaray, Konya Ovası'nda arazi bol, ekipman bol ama işte su yavaş yavaş tabana gidiyor. Maliyetlerden çok şikayetçiyiz. Suya ulaşılabilen yerlerde ise su taşıma maliyetleri fahiş şekilde girdiye yansıyor. Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarımla uğraşan Şerafettin Buga, kooperatif aracılığıyla suya ulaşıyor. Verimin artması için 200 dönümü 7 ay boyunca her gün ortalama 8 saat sulamak zorunda. Her saat içinde 250 lira para ödüyor. Biz normalde 7-8 saat çalıştırırız hatlara. Damlamaya da 20'şer saat su veririz. En kötü ihtimal günde 2 sefer hat çalıştırır. Verim almak için de 8 saatten aşağı çalıştırmak doğru değildir. 250 ile çarparsak eğer ayda en kötü ihtimalle 120 milyar lira gibi bir rakama tekamül edecek. Mart ayı ortalarına doğru ayçiçeği ekimleri başlayacak. Bu sene üreticinin sulama saatlerinden kısacağını ve gübrede azalmaya gideceklerini belirten üreticiler, destek verilmez ve sulama projeleri yapılmazsa üretimin ciddi oranda düşeceğini ifade etti. Kızıl ırmağı indirme projeleri vardı. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Çumru'ya, Konya Ovası'na indi, buralara gelecek dediler. O da gelmedi. Yani bugün 250 liraya ben şahsen 8 saat çalıştıracağım yere sadece serin edeceğim, 5 saat çalıştıracağım. Üründen suyu kesmek demek. Bize dönüşü nasıl olacak? Verimde kaybına mı dönecek? Bu seneki ekilen ekinlerde, buğdayda, arpada olsun çoğu çiftçi taban gübresini kullanamaz. Ayçiçek tohumunda da dışa bağımlılıktan kurtulmak için devlet desteğiyle Ar-Ge çalışmaları yapılması şart. Biz tohumda dışarı bağlıyız. Yani bunun için de devletimiz bu tohumu biz kendimiz ekeceğimiz şeklinde üretebiliriz. Mesela dışarıdan gelenin kimisinin genetiğiyle oynuyorlar, kimisine hastalık bulaştırıyorlar. İşte bu da burada ne yapıyor? Millet sıkıntıya sokuyor. Desteğe verip tohumumuzu kendimizi ürettirirse bunun da bize çok aşırı faydası olacağına ben inanıyorum. Bu millete imkan verildiği müddetçe bu milletin yapamayacağı şey yok. Atıl arazilerin yağlı tohum üretimi için kullanılması durumunda %75'ine kadar hibe desteği sağlanacağı açıklamasını da değerlendiren üreticiler, desteğin üretime olumlu yansıyacağını belirtti.